Merhaba Ulusal Kanal izleyicilerimiz. Çok önemli, güzel bir günde Kuvayi Milliye'nin başlangıç tarihinde diyelim. 19 Mayıs 1919, evet, Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Kaldıranların tabii ki böyle bir şeye hakkı yok. Bayramlar kaldırılamaz. Nasıl dini bayramlar değiştirilmiyor. Ulusal bayramlar da kaldırılamaz. Ancak 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı bütün Türk ulusunun gençleri için konmuş. Nasıl ki 23 Nisan Çocuk Bayramı olarak kabul edilmiş. Bütün bunları bulan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Samsun'a çıktığı zaman İngiliz donanması oradaydı. Samsun'u işgal etmişti. Derler ki Mustafa Kemal, efendim işte İngilizlerin izniyle çıktı. Hayır efendim, tabii ki padişah fermanıyla 3. Ordu müfettişi olarak gitti ama Mustafa Kemal bilmiyor muydu Samsun'da İngiliz donanması olduğunu? Öyle bir zeki, öyle bir ileriyi gören bir dahi komutan. Neyse, orada İngiliz donanmasını gördü ve hiç Samsun'da kalmadı. Doğru Havza'ya geçti. Böbrek rahatsızlıkları vardır onun öteden beri, gençliğinden beri. Ondan yararlanmayı düşündü. Oraya baktı, orada da İngiliz askerleri var. Orada da bir albay komutasında İngiliz. Bu İngilizlerin de burnunu sokmadığı yer yok. Bütün dünyada olduğu gibi. O sırada bize böyle dadanmış gelmişler. Sevr gelecek arkadan çünkü. Onlar bunlar kokusunu alır emperyalist ülkeler. Sonunda halkla ilk teması Anadolu'da Havza'da yapar. Halk toplanır, büyük bir kalabalık oraya göre. Çok önemli bir konuşma yapar. Büyük bir alkış ve ilgi görür. İngiliz albay müdahale etmek ister bu konuşmayı önlemek için. Onu tersler, konuşmasını bitirir, doğru Amasya'ya geçer. İşte Amasya tamimi dediğimiz o Amasya bildirisi, işte Anadolu İhtilali diye Sabahattin Selik'in yazdığı kitap, 3 ciltlik kitabın başlangıç noktasıdır. Anadolu devrimi, ihtilali doğrudan. Orada o bildiri sonra çok önemlidir. Çünkü o bir geleceğin, yapılacak işlerin habercisidir. Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi ve Ankara. İşte ondan sonra da Kuvayi Milliye olayı ve 9 Eylül'de savaş sona erer, 9 Eylül 1922'de. Şimdi böyle bir günde, böyle bir güzel günde Ankara'da Anıtkabir'de toplanan yurttaşlarımızı da buradan selamlayarak onlara da orada Atatürk'ün kabrine gidiliyor tabii, önce Sıhhiye'de toplanıldı. 19 Mayıs böyle kutlanıyor. Eskiden 19 Mayıs spor ve gençlik ve spor bayramı olduğu için öyle kutlanıyordu ama bu gerici hükümetin büyük görüşü sonunda şimdi 19 Mayıs böyle kutluyoruz. Ama bu bayramlar tekrar eski yerini bulacak. Tarihte hiçbir, tarihe geçmiş hiçbir olayın yeri değişmemiştir, değiştirilemez. Başarı başarıdır, başarısızlık da tarihe geçmişse geçmiştir. Sevr muahidesi, antlaşması diyoruz. Değiştirebilir miyiz? Ama Mustafa Kemal ve arkadaşları bunu değiştirdiler. Yeni bir cumhuriyetle Türkiye Cumhuriyeti'ni yarattılar. Şimdi benim değerli iki konuğum var. 40. çok önemli. Türkiye'nin bazı ödüllerde de söyleniyor. En eski ödül biziz diyorlar. Bu tabii doğru değil. Yanlış söylememek lazım. 40 yıldır Nadide Küntay tarafından, onu da saygıyla anıyorum, konulmuş İsmet Küntay Tiyatro Ödülleri bu yıl 40.sini verdik, açıkladık. Sonbaharda ödül töreniyle sahiplerini bulacak. 14 dalda ödül veriyoruz. En geniş ödül veren biziz. Gençlik değil de çocuk oyun, gençlere ödül var orada. Çocuk oyunlarına ödül veriyoruz. Diğer ödüllerde yok. Bir de dramaturglara ödül veriyoruz yıllardan beri. Bu 40. ödülün
iki değerli konuğu ile birlikteyiz. Önce Hale Eren'e ve Aslı Öngören'e hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. İki konuğumuz efendim. Hale Eren, herkesin bildiği gibi çok ünlü bir kostüm tasarımcısı. Ama her kostümde, her kostümü araştırarak yapar. Ben yıllardır tanıyorum. Yani biraz alanda eskidiğiniz zaman bir insanın, bir tiyatronun geçmişine daha derin nüfuz edilebiliyor. O nedenle yapmış olduğu kostümlerin zaten kitapları da var o alanda. Derslerini de veriyor konservatuvarda. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda. Evet, ilk sözü ona vereceğim. Birer belirli şeyleri konuştuktan sonra tabii oyun üzerine yoğunlaşacağız. Bu kostüm ödülünü Ali Bektay'ın yazdığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarında Ayşe Emel Mescid'in sahneye koyduğu Kerbela oyunu ile kazanılmış bir kostüm tasarımıdır. Kendisinden dinlemek gerekir. Ben gerçekten çok iyi kostümlerini biliyorum yıllardan beri. Ama Kerbela için böyle bir kostümü düşündüğü için gerçekten kutlamak istiyorum. Şaştım kaldım. O kadar güzel buluşlar, o kadar tarihle örtüşüyor ki bir kostüm bu kadar iyi yaratılır. Kendisinden dinleriz. Efendim, Aslı Öngören de, sevgili Vasıf Öngören, hep onu söylemek zorundayız. Onu da saygıyla anıyorum. Işıklar içinde yatsın. Çok değerli oyun yazarımız, oyun yönetmenimiz, Epik Tiyatro diye canını veren, Türk tiyatrosu için çalışan, yaşamını erken kalp hastalığından yitiren Vasıf Öngören'in kızı ama ne güzel, o da kızı da akademik eğitim görerek konservatuvar eğitiminden sonra tiyatroyu, babasının mesleğini seçti. O bakımdan onun da özel bir konumu var. Böyle bir ailede, annesi de tiyatro sanatçısıydı. O da babası gibi ışıklar içinde yatsın. Onu da erken yitirdik. Yaşam böyle. İşte kalanlara sağlık ve başarılar diliyoruz. Aslı Öngören de Kerbela'da başrol. Orada çok kolektif bir oyun tabii. Kolektif bir başarı var. Kerbela'ya önce yılın en başarılı yapım ödülünü verdik. Gerçekten dekor, kostüm, müzik, dans, hareket, her şey, sahne tasarımları tabii, reji, metin ve oyunculuk. Her şey kolektif. Zaten 6 yıldır Ankara'da oynanmakta olan bir oyundu. İlk kez İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi'nde 100. yıla yakışan bir oyundur. Onu yazdım, röportajımda söyledim ve bir programda yine Ayşe Emel Mescid ile Ali Berktay yazarla yönetmeni konuk ettim. Orada da bunu açık açık söyledim. Gerçekten 100. yıla yakışan bir oyundu. Onunla açıldı perdeler bu yıl. O bakımdan bunu yönetim kurulunun başarısı olarak sayıyorum. Ama ben bu oyunun çok nitelikli olduğunu, Kerbela olayının işte orada Muaviye'nin bir dinsel hortlaması var ki kolları bugüne kadar uzanıyor. En tehlikeli yönü o. Kerbela da bunun belli ölçüde tragedyasını Ali Bektay yazmış oluyor. Aslı Öngören burada önemli bir rolü anlatıcı olarak yapıyor ama yani oyunun background'u dediğimiz kilit oyuncusu ama kolektif bir başarıdan söz ettik. Tabii o kolektif başarıdan ayrılmayarak bu işi yapıyor. Onun için seçici kurulumuz onu da yılın bu oyundaki rolüyle en başarılı sanatçı seçti. Şimdi ben önce tabii Hale Eren'e söz vereyim. Kerbela'nın kostümünden söz edelim. Kitapları var. Kerbela kostümünün dışına çıkarsak o kitap gibi anlatır. Çok uzun, konuları çok iyi bilen, mesleğinde benzersizliği olan bir sanatçımızdır. Evet, Kerbela'daki kostümün tasarımı o kadar hoşuma gitti ki yani ben evet biraz az görüyorum ama o da yakından da baktım. Müthiş bir buluş. Evet. Her şey. Evet. Ben şanslı bir insanım.
Hep bir rejisörlere düştüm. Bir sahne oyununun... Oraya mı bakacağım? Biraz sesini yükseldik, evet. Bir oyunun sahneye konması için bir ekip kolektif olarak çalışır. Bu yaratıcı ekiptir. Ben şanslı bir sanatçıyım. Hep çok iyi rejisörlerle çalıştım. Burada da Ayşe Emel Mesci ile çalıştım. Ayşe Emel Mesci benim tanıdığım rejisörlerin içerisinde en fazla sanat tarihi bilen, müzik bilgisi çok iyi olan ve aynı zamanda koyduğu oyunları sahneye ritüellerle çok zenginleştiren, adeta tekste de bir şeyler katan bir rejisör. Onunla çalışmak çok güzeldi. Zaten Ayşe burada en büyük başarısı da şu, Kerbela'nın çok kalabalık bir kadrosu var. Ve bunların hepsi daha evvel sahneye çıkmış tecrübeli sanatçılar değildi. Hatta bir kısmı ilk defa sahneye çıkıyordu. Ayşe bunları evvela aldı, aşağı yukarı 1,5 aya yakın. Bunları seçmek için evvela bunları çalıştırdı. Bedenlerini nasıl kullanacaklarını, seslerini nasıl kullanacaklarını. Ondan sonra bunların içerisinden kalabalık bir kadro seçti. Ve ben de böyle bir rejisörle çalıştığım için bir kere şanslıyım. Dediğim gibi bir oyunu sahneye konması bir ekip işi. Bu ekip ne kadar iyi olursa, birbirine iyi anlaşırsa oyun o kadar iyi sonuç alır. Bu ekipte tabii başta rejisör, ondan sonra tasarımcılar, dekor, kostüm tasarımcıları, tabii ışık da çok önemli. Hep birlikte ve ondan sonra da tabii rol alan sanatçılar var. Bunlar çok titiz bir şekilde seçildi Ayşe'de ve çok güzel kondu sahneye. Aynı zamanda şehir tiyatrolarının bir de atölyeleri var. Bu atölyeler de bayağı zengin işçi bakımından. Çünkü dediğim gibi çok kalabalık bir oyundu. 200'ün üzerinde şey vardı. Belli bir süre içerisinde çıkması lazımdı. Yani özellikle kadın erkek terzaneleri çok iyi çalıştılar. Üstelik benim titizliğime de çok iyi dayandılar. Evet. Özellikle olsun. Erkek terzanesi çok iyi dayandılar ama çok güzel şeyler çıkardılar. Evet. Diğer şeylerde onlara da teşekkür etmem lazım geliyor. Türkçesi çok güzel oyunun. Evet. Ve zannediyorum birkaç senede oynayacak. Oynar, bu, evet. Büyük seyircisi var. Gidişten. Hiç yer bulunmuyor oynadığınız evet. süre. Evet. Evet. Gerçekten. Peki o şeyde oyunla özdeşleştirdiğiniz bu kostümü, tabii oyunun tarihçesine baktınız. Siz zaten kostüm tarihini iyi biliyorsunuz. Ama her bazen başka konuları da konuşuyoruz sizinle. Evet. Her oyunun tabii hemen Lorca ise ona göre konuşursunuz biliyorum. Evet. Molière ise öyle konuşursunuz. Shakespeare ise çünkü çağına göre kostümlerle bakıyor. Ayşe'yle Lorca'da her çalıştık. Öyle tabii. Evet. Burada da peki o kaydak çok az olmasına karşın nasıl yakaladınız? Ben siyah daha evvelce bunu Ankara'da yaptığım zaman orada bir milli kütüphane var. Evet. Oradan çok araştırma yaptım. Bir şey var. Şeylerden. Tabii. Yani drama çalışmasını çok sıkı tutarım. Evet, biliyorum. Onları çok iyi çalıştım ve şimdi ben bir takım kitaplar yazıyorum. Bu kitaplarda da kendi yaptığım oyunları, hepsinin drama çalışmalarını, konularını, evet. yazarlarını, onlar için yazılmış önemli yazıları, onları şey diyorum, hep orada belirtiyorum. Fakat kitabın başında ön sözde diyorum ki eğer bir sanat yönetmeni veya rejisör mimarla dekor tasarımcısını, kostüm tasarımcısıyla terzi veyahut modacıyı karıştırıyorsa orada bir sorun vardır. Çünkü biz sahnede şey yapmıyoruz, moda kostümü yapmıyoruz. Tabii. Benim çizdiğim kostümlerin modayla hiçbir ilgisi yok. Yok. Ayrıca
Ben kendime göre bir tarzım var. Özellikle kalabalık sahneleri ve biraz da uzunca durağan bir sahne olur da o kişiler şeyde olursa bir tablo gibi düşünürüm. Ve orada kendime göre bir renk kompozisyonu yaptırırım, yaparım. Ve orada çok özgür çalışmak isterim. İlk çizdiğim şeyde de, Devlet Tiyatrosu'nda kendi adıma çizdiğim şeyde de o şartı koşmuştum. Çok gülmüşler nasıl cesaret ettin diye ama hala da öyle yapıyorum. Çünkü dediğim gibi ben orada sadece ne o rolün oynayan kişinin giydiği şey değil, bütününü düşünüyorum. Hem oynayan kişinin karakterini düşünüyorum, hem onun renk olarak onun diğerlerinle olan bağlantıları nasıl görünecek, dekor için nasıl görüneceği, hatta nasıl ışık verileceği, takip ışığı verilecek mi, verilmeyecek mi, hep bunları düşünerekten çizip renkleri ayarlıyorum. Ayrıca kumaşlarda da çok önemli. Pahalı kumaş kullanmam. Ama zaten sahne için o gerekmiyor. Evet. Ama gene yani dökümlü bir kumaşla, dökümsüz bir kumaş var. Parlak kumaşla mat kumaşın görüntüsü başkadır. Tabii. Özellikle aynı renk, bazı renklerin parlağını hiç kullanmam. Kullanırsam sentetik böyle yorganlık, saten gibi şeyleri hiç kullanmam onları. Evet. Dediğim gibi hep sahneyi bir bütün olaraktan düşünürüm. Ayşe ile de iyi anlaşıyoruz. Evet, yani ikiniz de güç. Evet. Zoru seçen, iki zor sanatçı. Evet. Zor beğenen. Evet. Yani diyorum birbirimizden çok de çok uğraşan, memnun kalıyoruz. Evet. O bakımdan güzel bir başarıya ulaşmışsınız zaten. Genelde öyle oluyor. Efendim, evet. Şimdi bu oyunda evet çok başarılı bir kompozisyon ve anlatımı gerçekleştiriyor. Yani tiyatroda duraganlık olur. Aslı bunu aşarak aslında gören tabii oyunculuğun da getirdiği bir yeteneklik söz konusu. Önce oyuncu yeteneğini kullanabilmeli, yorum yapabilmeli. Yönetmenle uyum sağladığına göre, müzikten bağlantı kurduğuna göre kendisinden dinleyelim gerçekten. Çünkü geçen dönemde önceki dönemdi galiba. Şehir tiyatrolarında İstanbul Belediyesi Büyükşehir tiyatrolarında Büyükşehir'in bu sahnelerin birinde. Ama o döner. Onlarda rotasyon vardır. Her sahneye gider. Vasıf Öngören'in Zengin Mutfağı'nı koymuştu. Vasıf Öngören bizde epik tiyatro üzerinde ısrarla duran, bu konuda güzel oyunlar yazan Asiye Nasıl Kurtulur, Zengin Mutfağı bunların en seçkin örneklerinden. Oyun nasıl oynanmalı işte devam eder gider. Yani onun bu oyunu da çok önemliydi. İlk reji denemesi değildi ama şehir tiyatrosunda. Şehir tiyatrosunda ilk rejimizdi. Evet. O da başarılı. O zaman da ödül almıştı. Bizden de aldı galiba ödül. Evet, oyun. Oyuncu, en evet, iyi erkek Burak oyuncu. Garibağoğlu evet, Burak aldı. Ama bir başka şeyde, onu söylemeden geçemeyeceğim. Komedi dalında, müzikal komedi dalında diye ödül verdi. Ya o epik tiyatronun komedi müzikalle ilgisi yok. Epik tiyatro epik tiyatrodur yani. O ayrı. Dramatik tiyatro ayrı, müzikal tiyatro ayrı. Neyse karışıyor bazen. Seçici kurulun bunlara dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Deneyimlere yaslanarak da söylüyorum. Söylüyorum tabii. Ama Zengin Mutfağı gerçekten Asiye Nasıl Kurtulmalı oyunları bizim artık klasikleşen Türk tiyatro edebiyatının vazgeçilmez oyunlarından ikisi diye örnekledim. Evet, evet. Şimdi sözü verelim Aslı Öngören'e. Evet. Bakalım ne söyler. Çok teşekkür ederim Hayat Bey. Önce gerçekten İsmet Küntay ödülü çok özel bir ödül. Evet. Hele 40.'ya denk gelmiş olmak. Evet. Büyük bir gurur gerçekten. Öncelikle çok teşekkür ederim. Beni bu hak ödüle layık gördüğünüz için. Heyecan verici çünkü uzun yıllardır şehir tiyatrosunda ya aslında Ankara Sanat'la başlayan oyunculuk yolculuğum ya da tiyatro yolculuğum
devam ediyor. Uzun yıllardır da pek çok roller oynadım. Pek çok adaylıklar oldu. Ama uzun yıllardır ilk defa böyle bir ödül aldım. Bunun değerli yönetmenim Ayşe Emel Mescin'in Kerbela projesiyle olması da bir diğer mutluluk. Şehir tiyatrolarının 100. yılına denk gelmesi bir diğer mutluluk. Gerçekten bütün bunlar bir araya gelince daha da özel bir hale geliyor. Benim kişisel yolculuğum adına da Kerbela böyle belli oyunlar, belli çalışmalar vardır. İnsanların, oyuncuların, sanatçıların hayatında yeni bir yer açar, yeni bir sayfa açar. Ya da bir şeylerin ayırdına varmasını sağlar. Kerbela benim için öyle bir çalışma süreci oldu. Oyunculuğumla ilgili, tiyatronun geneliyle ilgili, rejiyle ilgili, ekip olmakla ilgili birçok konuda düşündüğüm, biriktirdiğim şeyleri yalınlaştırmamı sağladı. Kendimle ilgili de varoluşumu bir ekiple beraber tiyatro düşüncesi olarak inandığım biçimde ekiple birlikte nefes alarak gerçekleştirebildiğim bir iş oldu. Bunu hem ben bireysel olarak büyük bir gayretle yaptım, hem yönetmenin sihirli değneği vardı, hem de büyük bir şansım vardı. Muhteşem pırıl pırıl gençlerden oluşan, tiyatromuza yeni gelen, çok yetenekli, duyarlı bir genç koronun rüzgarıyla oynuyordum. Bu ödülün bir bölümünde onların da çok büyük bir payı var. Kesin. Ve onlarla birlikte tek nefes olup bu süreci tamamlamış olmanın işin doğasına da uygun olarak, yani Kerbela'nın anlattığı sahiciliğe uygun olarak orada. Çünkü bize biraz Kerbela oyun gibi gelmedi. Evet, doğru söylüyorsun. Bir profesyonel iş gibi çok fazla, elbette o insiyakımız var. Sahne üzerine çıkıp seyirciye bir şey söylüyorsak bunun sorumluluğuyla davranmalıyız. Profesyonelce işimizi yerine getirmeliyiz, görevlerimizi yapmalıyız ama Kerbela'da çok duygusal, çok derin başka boyutlarda vardı. Sanki müthiş bir metinle karşı karşıyaydık. Az önce sizin de dediğiniz gibi bir tragedya. Kesin. Yazmış yazarımız. Okuyunca da çok etkilenmiştim. Sahne üstündeki görsellik ile de bambaşka bir yere geldi. Bütün bunların rüzgarıdır sanırım. Başarılı bulunduysam bütün bunların katkısıyla olmuştur. Kolektif tabii. Evet. Çünkü yazarla da bir de çok büyük bir avantajdı tabii bir oyuncu için. Çok. Yazarla sohbet edebilmek, yazarın sorular sorabilmek, onun hedeflerini, satır aralarında sakladığı sırları öğrenmeye çalışmak. Bunlar da bana çok ufuk açtı. Çünkü bazı yerde anlatıcı ya da korobaşı bir semah dönen bir turna kuşu, bazı yerde yazarın sözcüsü. Bazı yerde de onu oynayan oyuncunun gerçekliğinde, realitesinde, çağdaşı diyeyim. Evet. Yani böyle bir üç katmanı ayırmamı sağladı yazarla olan diyaloğumda. Benim için çok öğretici, içime yolculuk yapabildiğim, bütün biriktirdiklerimi farkında olmadan kullandığım. Çok güzel. Hiç farkında olmadan kullandığım bir çalışma oldu. İşte doğaçlama o galiba. Evet, yani provanın akışı içinde bulduğum, bunu böyle yapmak gerekir diye kendime hedefler koymadan, tabii, hissederek, dokunarak ve Ayşe Emel'in elleriyle böyle hiçbir şey demeden gözleriyle oyuncuyu oynatan bir enerjisi vardır. Ondan gelen enerjiyle de çok yaratıcı bir prova yaptım. Benim adıma çok yaratıcı bir süreç oldu. Büyük bir sıçrama tabii. Evet, çok doğru söylediğinize çok katılıyorum. Önemli bir deneyim oldu benim için. Evet, onun için sevgili yönetmenime de en başta teşekkürlerimi yolluyorum buradan. Evet. Çok büyük katkıları var. Bir de tabii, şimdi Zengin Mutfağı'ndan söz ettiniz. Evet. Bir profesyonel
sahnelemeyi yapmış olunca insan sahne üstü ve sahne arkası üzerine yeniden düşünüyor. Ben hoş çocukluğumdan beri kuliste büyüdüğüm için evet. Yani yazar, yönetmen, oyuncu yönlerini az çok koklamıştım ama özellikle Zengin Mutfağı deneyiminden sonra rejisör olarak çalıştıktan sonra sahne üstü ve sahne altının diyaloğu adına da çok şey öğrenmiş oldum zannederim. Doğru. Çünkü oyuncular biraz reji ekibine ve yönetmene biraz kaygıyla, biraz çekingen, bazen de neredeyse düşmanca davranırlar. Bu yaratma sürecinin de bir parçasıdır aslında. Hem ona bir şeyler göstermek isterler, hem onu reddetmek, özgürleşmek isterler. Böyle bir çatışma yaşanır prova sürecinde. Yönetmen de onların aslında bu yolculuklarını akıllıca yönlendiren, oradaki yaratıcılıklarını kışkırtan bir pozisyondadır. Şimdi her iki tarafı da deneyimlemenin büyük bir avantajını yaşadım doğrusu ben. Sahne üstünde. Benim için çok öğretici, çok değerli bir süreç oldu. Evet. Evet. Bir tragedya, kesin tragedya. Bir Türk tragediyası olarak. Evet, çok şiirsel, müthiş bir evet. Metin. Çok Ali Bektay araştırarak zaten şey yapıyor, çok... Aydın az önce arkadaşımız evet yani. Kolay beğenmeyen demiştim evet, ya evet, Hale Hanım için evet. Ayşe Emel için evet. Bu aslında kolay beğenmemek bir kapris değil. Hayır. Müthiş bir birikimin bilginin getirdiği bir durum kolay cahil kolaycı çözümlere teslim olmayan bir yaratıcı kadro var ortada. O yüzden de sonuç farklı oluyor. Evet. Biz de tabii yani yalnız Kerbela adına değil ama yani tiyatroda kullanılan yaratıcı alanlara özgürlük vererek oyuncunun yaratıcılığına, kostüm tasarımcısının, dekor, ışık tasarımcısının yaratıcı alanlarına izin vererek prova yapmak için daha donanımlı olmalıyız. Oyuncularda, hepimizde, teknik ekipte. Tümümüzde ne kadar bilgimizi, donanımımızı arttırırsak neyi niye yaptığımızı daha iyi anlayacağız. Ve o zaman çok daha ortaya çıkan iş etkin olacak zannediyorum. Tabii. Kerbela'nın konu olarak da, anlattığı şey olarak da bugün çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öyle. Birçok sözü gerçekten büyük bir heyecan duyarak söylüyorum. Bugün... 100. yılında şehir tiyatrosu seyircilerimize bu cümleleri kurabilmekten büyük bir haz alıyorum. 2-3 örnek aklınızdan bir verir misin? Ben de anımsamak istiyorum. Şimdi öyle söyleyince gelmez insanın. Gelmez, gelirse gelmez. Yani çok güzel cümleler var tabii. Doğru. Var, müthiş cümleler var. Özellikle Hazreti Hüseyin'in cümlelerinde evet. İnanılmaz şeyler var. İnanılmaz. Şimdi birebir tekrar edemeyebilirim. Tabii, şey değil. En sevdiğimi söyleyeyim. Söyleyeyim. Belki hafif, belki en derini oyunun. Olsun. Aşk olmadan tamamlanmış sayılmaz insan diyor. Tekste en severek benim kullandığım cümlelerden biri bu. En severek söylediklerimden biri. Ama dediğiniz gibi aslında bir mazlumlar bir tarihidir evet. Anlatılan. Ve benim için çok boyutludur. O tarihten günümüze kadar pek çok cesur, iyi niyetli insanı simgeliyor benim için bu oyunda. Dolayısıyla evet. Da birçok cümle, birçok söz, birçok görüntü, birçok an aslında bir masal anlatmaktan, bir hikaye, bir mitoloji anlatmaktan ya da tarihi anlatmaktan çok daha öteye geçiyor. Çok bugüne geliyor. Çok. Burada tabii yönetmenin de, yazarın da ve prodüksiyonu tamamlayan bütün yaratıcı kadronun da o bakışla, o akılla, o vizyonla bakabilmesinden kaynaklanan bir sonuç bu. Çok güzel. Ben de oyuncu olarak bunun çok farkına vararak, bunun çok peşine düşerek çalıştım. Yok zaten oyunculuğunuzda olayı kavradığınız anlaşılıyor zaten. Herkes o kadar içine girerek rollerini yaptı ki. Müthiş bir ekip. Hiçbir şey olmazdı. Evet. Çünkü yapım ödülü
ödülü çok düşünerek veririz. Hı-hı. Her şey içinde çünkü yapım ödülünün. Hı-hı. Her şey içinde. Ve biz bir de İsmet Küntay tiyatro ödüllerinde Türk yazarlarının, yani yerli yazarlarımızın oyunları üzerinde daha bir dar alanda evet. değerlendirme yapıyoruz. Onun evet. için seçmemiz hem güç hem kolay. Kolaylığı şu, efendim şu kadar, evet ben 90 oyun izledim, evet. 80 oyun izledim, doğru 70 oyun izledim ama geçen yıl 90 oyun izledim, onu düşünmedim. Çünkü operayla da, evet. konserleri de saymıyorum. Konserlerim var, opera var, bale, dans var, festivaller var. Evet. Ben o alana karşı yine tiyatro olarak bütün oyunları gördüm ve değerlendirilmesi gereken öteki tiyatrolar, yani alternatif tiyatrolar evet. dediğimiz genç tiyatrolara da eğildik. Öteden beri eğiliyoruz. Şimdi bazı yeni yeni ödüller veriliyor gençlere. Biz bunu 30, bakın 40. yıl, 30 yıl önce bu gençlere ödül verdik biz. Veriyoruz. Mesela yani onun için diyorum evet, çok, yani çok çok özel ve önemli bir evet, ödül gerçekten İsmet çok Güntay emek ödül. Veriyoruz biz bu İsmet Güntay evet, tiyatro ödülde arkadaşlarımız da oy birliğiyle şimdi iki ödül alan sanatçı olarak buradasınız. Oy birliğiyle o ödülleri aldınız. Hiç şey değil. Yapım da oy birliğiyle ödül aldı. Diğerleri ödüller şey yapmadık. Çünkü hepsi ödül alacak düzeyde yapımlar, danslar, müzik almıştır daha önce Ankara'da ama o kadar güzel Engin müziği var ki yani evet, her şey sahne düzeni, her şey dans güzel. Düzeni evet, dans gerçekten düzeni, güzel. Koreografi. Her, yani. Her çalışmanın. Ama işte bizim bir özelliğimiz de bir oyuna yüklenmiyoruz. Anlıyorum. Dağıtıyoruz. Hı hı. Çünkü herkesin ödül alma hakkı var. Oyunların, prodüksiyonların ya da ödenekli tiyatrolarla özel tiyatroların biz değerlendirmemizde rekabet yaptırmıyoruz. Hı hı. Farklı koşullarda oldukları için onları da ayrı değerlendiriyoruz. Doğru çünkü olan, tiyatro doğru. böyle bir şey. Evet. Öteki tiyatrolar yani diğer adıyla alternatif tiyatroların da alternatif çok önemli. Alternatif sahneler sanırım daha. Sahneler evet. Yani onlara da bakıyoruz. evet. Ama bir değerlendirme de bunları öyle bir şey yapıyoruz ki en son biz açıklıyoruz. Atlanan, hakkı yenen varsa o hakkı yenen. Biz kendi ölçülerimize göre tabii. Biz şey değiliz, yargıcılar kurulu değiliz. İzin verir misiniz bu konuda bir şey söylemeyeyim? Şimdi ödüller her zaman tartışıla gelir. Çünkü beğeniler de çeşitlenebiliyor. Tabii. Ve bundan çok, bundan doğal hiçbir şey olamaz. Benim çok değerli bir dostum, ressam Kasım Koçak bir gün şöyle demişti, onun çok sevdiğim bir sözüdür. Tam söyleyemiyor olabilirim şu an affına sığınarak. Sanatçı bir yerde bir ömrü bir aferine harcayan kişidir. Der. Bir yanıyla öyledir der. Öyle, bir ömür, bir aferin. Çok önemli bir söz olduğunu evet, düşünüyorum. Evet, Kasım iyi bir ressam. Çok değerli bir ressam. Değerli, evet. Sevgili dostum buradan selam olsun. Güzel. Çünkü yani biz öyle aslında çok az insandan oluşan küçücük bir topluluğuz. Evet. Türkiye'de sanatla, hele tiyatro diye sınırlarsak daha da azalan bir grup, bir avuç insanız. Hepimiz bu ülkede iyi tiyatro yapmak için, kendimizi ve bu ülkenin yarınlarını kurmak için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Pardon. Hele şu içinden geçtiğimiz süreçte sanatın, sanatçının bu derece zorlandığı, ötekileştirildiği bir süreçte tiyatro yapmaya çalışmak, ister ödenekli kurumlarda olsun, ister özel tiyatrolarda, ister alternatif sahnelerde giderek daha büyük bir kahramanlığa dönüşmeye başladı. Dolayısıyla onların bu çabalarının tertif edilmesi, beğenilmesi, bir kişi tarafından görülmesi, bir salon seyirci tarafından alkışlanılmasından öte bir talepleri yok zaten tiyatrocuların. Dolayısıyla bu yıl bir arkadaşımızın oluyor, 5 yıl sonra bir başka. Tabii. Yani çok çalışıp emek veren en büyük
ödül bence seyircinin alkışı ve beğenisidir. Onun aklında, hafızasında yer edebilmektir. Onun dışında da dediğim gibi bu ödüllerle motive oluyoruz yeniden. Üretmek için, daha güzel şeyler yapmak için. Her sanatçının bu aferine ihtiyacı var. Öyledir tabii. Her yerde böyle. Evet. Şimdi Hayati Bey, ben bir şey çektim. Evet, zaten 4 dakikamız ben kaldı, 3 dakika. Çabuk hemen evet, söylüyorum. Siz buyurun. Şimdi ben tabii bunu evvelce yaptığım için Ayşe de aynısını istedi. Hatta ben bazı şeyleri unutmuşum yani aynısını. Yani hani şimdi bugün bu ceketi giydiniz, bunun yerine füme de giyebilirdiniz gibi. Evet. O, ama gidip hep kontrol ediyor, kadroda değişiklik oluyor çünkü 6. senedir oynuyor Ankara'da. Evet. Onları şey diyor, ben ilk Hünername diye bir şey var, 2 ciltlik, şu sehpanın büyüklüğünde minyatür şeysi var. Onu biliyor musunuz? Çok meşhur. Hünername. Hünername. Hünernameden ama başta çok yararlandım. Çünkü evet. İslam şeyinde insan çizmek günah sayıldığı için insan Allah yani yarattığı şey evet. Minyatür çizmişler. Ben onu da anlamıyorum. Minyatürde de insanı çiziyor ama minyatür olunca günah olmuyor. Resim şey olunca oluyor, günah oluyor. Günah oluyor. İşte bu. Onu anlamıyorum ama anlaşılmıyor. İlk şeyde Hünernameden çok yararlandım. Evet, o güzel. Ve orada mesela şeyler, askerler var, onların kıyafetlerinde falan bayağı fikir veriyor o Hünername. Evet. Fakat artık onları o kadar ezberledim ki şimdi artık onlara bakmadan çizdiğim için. Evet. Benim kaçıncı oyunum bilmiyorum. Evet. Ondan sonra ama oradan çittim. Taziyelerden de sözünüzü kestim ama yani katkı olarak evet. Şey yapmak istedim. Taziyeden de yararlandığı evet. için tabii. İran taziyesinde çok. Kostüm renklerinin Ali de her birinin işte yararlandı. Kırmızının, yeşilin, pardon. Sarının çok. Hepsinin evet. Anlamları var, evet. Karşılıkları var. Zaten doğru. Ayşe Emel'in sahne düzeninde de evet. Müthiş bir matematik ve evet. Altı çok, çok dolu. Ayşe. Aynı evet. Zamanda. İşte evet. Bilgi ve birikimle dolunca, donanınca evet. Bir sanatçı sonuçlar da böyle oluyor. Çok, evet. O yüzden de hani bazı şeyler vazgeçilmez oluyor. Şimdi evet. Ankara'da da çok başarılı olmuş Kerbela. Çok, ben orada izledim. Ben izlememiştim. İzlemedim evet. Henüz. Çok da istiyorum izlemeyi. Hala evet. Çünkü ara sıra oynadılar bu evet. Sezon. Ankara'daki oyuncu dostlara da sevgiler, çok selamlar olsun var. Buradan. Evet. Çok istiyorum izleyebilmeyi. Ama şimdi bir oyunu repriz bir başka şehirde yeniden sahneye koymak da elbette bazı yönetmen bazı konularda daha yeni şeyler araştırabilir. Yahut matematikle kurulmuş bizim oyunumuz gibi bir rejide bunu korumak istemesi de çok doğru. Evet. Çünkü bizim orada attığımız her bir adımın bir amacı ve anlamı var. Evet. Ve bir matematiği var. Evet. Bir karşılığı var. Bunu bilen, az sayıda da olsa çok derinlemesine bilen insanlar var. Ve yönetmenimiz de onlardan biri olarak bu konuda çok hassas ve özenliydi. Dolayısıyla bazı şeyler, evet, rejideki kalıplar gibi algılanabilecek. Oysa rejinin matematiğini aynen taşıdı yönetmenimiz. Evet. İşte evet. Kostümde de evet. Benzer renk vesaire bu konulardaki devamını istemesinin nedeni sanırım buydu. Ama oyunculuklar konusunda belli oyunculuk biçimlerindeki bir üslup birliğini talep etmek ile beraber ben çok özgür çalıştım. Evet. Çok yeni arayışlar, öneriler getirebildim. O anlamda da gerçekten yaratıcı bir süreç olabildi dediğim gibi. Evet, iyi bir çalışma. İyiydiniz. Şimdi yani gerçekten çok iyiydiniz. Çok, çok iyi bir çalışma. Mikrofona falan da ihtiyaç olmadan sesiniz çok güzel. Hem sesiniz rengi güzel. Yani bazı oyuncunun bazı şey var oyuncu arkadaşlar. Sesleri kesinlikle güzel. Tavus kuşu gibi. Fakat onu iyi kullanarak kurtarıyorlar vaziyeti. Bir de böyle insanı okşayan bir ses oluyor. Tabii. Yerine göre. Tiyatroda öyle. Yani. O çok önemli bir çok şey. Çok teşekkürler. Evet, sizin gibi yani, bir ustadan duymak ne güzel. Sağ olun. Evet, çok sağ olun. Yani Ayşe Emel oyuncu olarak gitti Avrupa'ya ve yönetmen olarak geldi. Evet. Burada deneme yaptı ama. Yapıyordu.
Ben onu ilk keşfedenlerdenim, onu söyleyebilirim. Lisedeyken evet. Ben bir liseler arası tiyatro yarışması düzenlemiştim. Karaca Tiyatro'da. Muammer Karaca kimseye vermez tiyatrosunu. İki yıl yapabildim çünkü tek başına zor oluyor. Ama seçici kurulum orada da çok güçlüydü. Evet. Evet. İyi oyuncuları. Ama Ayşe Emel iyi ki, yani keşke oyunculuk da yapsa, çok da iyi bir oyuncuymuş. Ben izlemedim, yani evet. Video gibi şeylerini izleyebildim. Tabii. Ama çok önemli bir rejisör olduğunu düşünüyorum. Umarım çok projeler zaten yapsın. Vusil Hoca onu oyuncu olarak kadroya aldı. Çünkü genç çocuk evet. Oyuncusunu aldı. Ben iki yıl içinde... Rahat konuşabilirsiniz, şey bitti, kapadılar. Biz rahat rahat konuşabilirsiniz. Bitti ama ben kapanışı yapmadım. Bir şey söyleyeyim mi? Ayşe Emel dediniz de, benim çok şey bir anım var. Biz bir şey, Jean-Louis Barbaz'dan, o da öldü. Jean-Louis Barbaz'dan bir oyun yapmıştık. Fransız evet. Hükümeti, Refik Lenbeni şey Paris'e. Hatta biz yazlıktaydık, haberimiz bile yok. Bizi yazlıktan Rimini'den buldular. Ondan sonra Rimini'den uçakta şeye Paris'e geldik. Evet, kapanış yapacağız. Oradan da şeye, Avignon'a bizi evet. Trenle götürdüler. Kapanışı yapmak zorundaymış. Bitti o. Ha, öyle mi? Kapanış evet. Mı yapıyoruz? Evet. Tamam. Sevgili Ulusal Kanal izleyicilerimiz, bir programın sonuna geldik. Ben ve teknik yapımcı arkadaşlarım adına... Değerli konuklarımıza, Hale Eren'e, Aslı Öngören'e teşekkür ediyor ve bir başka programda böyle ödüllü sanat ödülleriyle yine buluşma dileğiyle. Dilek tabii bizimki. Bu işler belli olmuyor, sürpriz de oluyor. Buluşma dileğiyle başka programda diyorum. Efendim hepinize şen kalın, esen kalın. 19 Mayıs önemli bir tarihimizdir. Kurtuluş tarihimizin başlangıç noktasıdır 19 Mayıs 1919. Evet, o bakımdan bu programın da bugüne gelmesi bizim için onur vericidir. Sevgiyle, saygıyla hepinizi selamlıyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.